Merhabalar, herkese iyi bayramlar dileyelim. Sevgili seyirciler, bir de çok güzel, şahane bir atmosferden merhaba diyoruz size. Ben de çok büyük bir mutluluk, bir ağzım kulaklarımda diyeyim, öyle söyleyeyim size. Tiyatro sahnekarlar, Ray Cooney'nin 2'nin 1'i adlı muhteşem komedisini Bora Severcan'ın yönetmenliğiyle sahneye taşıdı. Aslında oldukça uzun da bir geçmişi var sayılır ama arada maalesef unutmak istediğimiz bir dönem, pandemi dönemi var. Ancak yeniden sahnelere döndü oyun. İlk anda yarattığı etki hala izleyici üzerinde devam ediyor. Biz de hem biraz bayramı bahane ederek aslında bu şahane atmosfere sizleri, EkoTürk izleyenlerini taşımak istedik. Hem de tabii ki çok değerli oyuncuları kaçıramazdım herhalde sevgili seyirciler. Şöyle hemen Zeyno Güneç karşımda, Tamer Karadağlı yanı başımda. Benden daha şanslısı yok ve benden daha havalısı yok. Çünkü az önce Tamer Bey'e de söyledim. 10 yaşında kızım Sari'ye sevgilerimi iletmek istiyorum. Yani dedim ki bugün dedim kimlerle röportaja gidiyorum sence dedim. Kimle anne falan dedi. Ondan sonra tabii bu Zeyno Hanım'ı söyleyince, Tamer Karadağlı'yı söyleyince tabii ki çok büyük bir... 10 yaşında mı? 10 yaşında evet. Yani, 10 demeyeyim. Çok özür diliyorum Sari, senden 11. 11'in içinde. Tabii, tabii, hemen düzeltiyorum. 11. Alışmışım yani, ağız alışkanlığı. O yüzden çok havalıyım ben de. Hepiniz hoş geldiniz. Şahane de bir tiyatro atmosferi değil mi? Yani evet. Duru içerisinde tiyatro sahnekarlar değil mi? Duru tiyatro içerisinde. Bugün burada oynuyoruz. Bugün burada. Ama devamlı onun burada değiliz. Evet birazcık. Evet, bugün için buradayız. Burada ikinci oynayışımız. Evet. Pandemiden önce bir kere daha oynamıştık. Bugün buradayız, yarın oradayız. Böyle evet, şey sürekli dolaşıyoruz. Neredeydiniz? İstanbul dışı? Ankara, Adana, Mersin. O kadar. Değil mi? Aslında ilk temsili de İzmir'de yapmıştınızsınız değil mi? Evet, evet. Galiba biraz Volkan ve Bora Severcan kardeşlerin İzmirli olmasından mütevellit bir durum mu oldu? İlk değil mi? İlk evet, çıkışız. Arkadaşlarımız bize, da oraya gelmişti. Bize, çok tabii canım, bütün çocuklar duymasın ekibi geldi oraya. Zaten. İlk temsilde. İzmir bize şanslı geldi. Yani İzmir tabii şanslı ve güzel bir şehir çok, değil mi? Güzel İzmir diyoruz zaten İstanbul'da gerçekten. İstanbul da çok güzel ama. İstanbul'umuz da çok, çok güzel. Ankara da güzel. Ankara da çok güzel. Ben Ankara'yı çok severim. Evet, Tamer Bey'le biz de Ankaralıyız. Aşağı yukarı evet. Belki aynı zamanlarda geçmiştir Ankara'da gençliğimiz diye. Ben sizden büyüğüm diye tahmin ediyorum. Yani biraz ufacık bir şey ama yok 90'lar bilmiyorum 90'lar kaç seneleri. Sizin bir de Amerika var değil mi Tamer Bey? Tabii tabii, benim Amerika'ya hem küçükken hem de lisede var. Ondan sonra 98'de ben İstanbul'a geldim. 98 tabii, aslında. O zamana kadar okulu bitirdikten hı-hı. sonra Ferhunde Hanımlar vardı zaten. Hı-hı. Günlük diziydi ve onu bitirmeden gelmek istemedim. O ne zamanki bitti, o zaman İstanbul'a hı-hı. geçiş yaptım. Şimdi bayağı bir turnelerle yola çıktınız. 2018 dediniz değil mi? 2018'de provalara başladık. O sırada Çocuklar Duymasın halen devam ediyordu. Devam ediyor muydu çekimler abi? Kanal D'de devam ediyordu. Biz provalarımızı yaptık. Sonra dizi bizim Nisan'da filan bitti galiba. Mayıs mıydı? Mayıs, neydi? Tabii. Mayıs'ta 2018 bitti senesi. 2018. Bitmedi. Bitemez o dizi. 2018'de, 2019'da. Tüm yıllar birbirine girdi. 2018'de başladık. Arada öyle bir 2019'da bitti. Şey, Çocuklar evet. Duymasın'da o sırada bitti. Evet. Evet. Ya, o dizi bitmedi, bitemez. Ben az önce de ifade ettim kendilerine. Çünkü her gün YouTube'da milyon doğru. kere tıklanıyor. Milyon kere dönüyor o dizi. Bizim evimiz doğru. dahil olmak üzere gerçekten. Çok sıra dışı. Tabii biz aslında böyle bir aile gibi görüyoruz sizi. Az önce tiyatronun dışında kafede, kafe alanında da Volkan Severcan'la birlikteydik. Yani üçünüzü bir arada gördüğümüz zaman zaten aman dedim ayrılmayın. Volkan Bey'i de aslında bekliyorduk ama o bugün katılamıyor. Yola çıkış sebebimiz tabii Tamer'le çok eski onlar. Nasıl Volkan'la... biraz anlatır mısınız mesela bu hani biz sizi aile gibi görüyoruz. Siz de bir aile oldunuz mutlaka artık değil mi yani? Tabii hani, tabii. Kaç yıl, kaç sene biraz anlatır 20 mısınız? 20 yıl. Nasıl bir araya geldiniz, nasıl buluştunuz? Sizden dinleyeyim. Bu tiyatro içeriği nasıl yani, buluştuk? Çocuklar duymasın. Severcan ailesi siz, Tamer Karadağlı. Volkan benim 18 yaşından beri arkadaşım. 18-19 yaşlarında dönem arkadaşıyız. Yani dönemden kastım başka okullar ama
çok görüştüğümüz, çok birbirimizi çok sevdik. Da kalabalık bir ortam yoktu herhalde değil mi o zaman oyuncu adayları olarak sizler konservatuvar? 150 kişi giriyordu, 15 kişi falan alıyorlardı ancak, okula. Yani, o, şu anda ne kadar bir başvuru oluyor bilmiyorum ama diziler girdi biliyorsunuz. Tabii. Dizilerde oynamak üzere eğer konservatuvar eğitimi almak istiyorlarsa tabii o ayrı bir şey. Hı hı. Sizin Tamer Bey Ankara'dan çıkıp arada bir Amerika macerasından sonra... Ben okulda okurken zaten seslendirme yapmaya başlamıştım. Seslendirme zaten çok uzun yıllardır yapıyorum. Neredeyse 35 yıl benim. Mezun olduktan sonra hemen Ferhunde Hanımlar başladı zaten. Ferhunde Hanımlar bittikten sonra ben de İstanbul'a geçiş yaptım. Ve yaklaşık 4 sene sonra Çocuklar Duymasın oldu. Evet. Ve orada zaten bir araya geldik hepimiz. Ne zaman başladı dizi? 2002. 2002 senesi. Ocak 2002. Ve az önce de 2019'a kadar devam etti dediniz değil mi? 8 sene oynamadığımız oldu mu? O kadar tabii, olmadı 2004, galiba. 2006 sene oynamadığımız oldu. Çünkü evet. Tekrarları siz seyrettiğiniz için sanki hiç ara vermeden ara vermemişsiniz gibi geliyor. Var tabii. O kanal bu kanal dolaştık biz. En son kanaldaydı final kaç yaptık. Kaç bölüm yani kaç bölümmüş? Ben tam bilmiyorum ama. Yüzlerce. Bine yok. Geç. Yok, bin olmamıştır da 450 civarı galiba. Şimdi öyle bir dönem ki sizlerin de oyunculuğunuz açısından aslında herhalde ciddi bir konsantrasyon ve muazzam bir emek değil mi var orada o dizide? Çünkü sürekli bir talep var, müthiş bir reyting var. Doğru. Hani baktığınız zaman ikiniz de sahne tozundan çıkan insanlar olarak dizi setlerine bir girdiniz, pir girdiniz. Bir daha da anladığım kadarıyla çıkamadınız uzun bir süre diye. Yani, biraz Zeyno Hanım'dan biraz zevkle çalıştık. Keyifli. Tamer de, tabii, ben tabii. De gerçekten bir arkadaş ortamıydı orası bizim için. Biz sete gidiyoruz. Muhabbet ederken sete çağırıyorlar. Bir yandan oynuyoruz. Buraya geliyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz tekrar. Müthiş bir aile ortamıydı. Birol'un önderliğinde. Bütün çalışanlar çok zevkle yıllarca çalıştık. Alo başlıyoruz dedim. Hepimiz koşarak gittik. Tekrar yıllar içinde. Ama artık gömdük Çocuklar Duymasını diyoruz. Bir anda tekrar biz çünkü bitti ayrılıyoruz falan diye derken, böyle kaç kere geri geldik. Hemen her şey olabilir diyorsunuz evet. Yani. Tekrar başlayacak. Böyle dedim hemen. Tabii flash, hemen. Flash. Var mı hakikaten buradan ben tabii bilmiyorum ama en azından hani diziyi heyecanla yeni bölümleri bekleyenlerin hala olduğunu biliyoruz. Ben kendi yakın çevrem dahil olmak üzere. Ben olmuyorum. Siz olmayacaksınız. Ben değişiyorum başka biri oynayacak galiba. Yok öyle bir şey yok. Şimdi buna inanacak insanlar inanacaklar. Onu bir Birol Güven'e o zaman bir soralım bakalım o ne planlıyor ne düşünüyor. Çünkü gerçekten de bilmiyorum başlarken bu kadar devam edeceğini düşündüğünüz bu kadar Hayır. da tutacağını düşündüğünüz hiç, bir iş miydi? Hiç benim değildi. Hiçbir işe başlarken bu kadar tutacağını tahmin etmiyoruz. Tabii ki bütün niyetimiz dizi tutsun, seyredilsin. Hani bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Çoğu zaman da soruyorlar, peki bu işin sırrı ne? Evet. Nasıl böyle oldu diye bilmiyoruz ki. Zaten bunun bir formülü olsaydı daha önce uygulardık ya da herkes uygulardı. Biraz bir zamanın ruhu mu diyelim nedir yani orada bir sürü parametre herhalde devreye giriyor. Sizce değil mi? Nedir? Siz söyleyin aslında izleyici olarak çünkü biz bilmiyoruz. Biz yani, bir şey yaptık evet. Ve o çok tuttu. Evet. Değil mi? Yani bizim bunu yani, bilmemiz... Bir sürü şeyin bir araya gelmesi gerekiyor kesinlikle. Çok kendilerine benzettiler insanlar yani değil mi? Ya bir olun tabii ya, her bir sosyolojik bir şey var. Orada bir sosyolojik zaten yani Çocuklar Duymasın üzerinde İncelenmesi gereken bir durum var. Zamanında evet ben de onu hatırlıyorum. Ciddi konu da edildi değil mi yani? Tabii dizinin... tabii. Yani üniversitelerde ders olarak gösterildi. Yani bu dizi nasıl bu kadar tuttu? Etkisi neden bu kadar fazla diye. Ama tabii her şey senaryoda başlıyor. Birol'un dehasıdır o da. Birol Türk insanını çok iyi gözlemleyen çok iyi, bir evet. adam. Çok evet. zeki bir çok adam. Çok zeki bir insan ve, gerçekten. Ve bizim... Şansımız, onun da şansı, onun senaryosunu doğru aktarabilen bir ekip kurmuş oldu. Evet. Yani biz oyuncuların birbiriyle olan uyumu, iyi bir yönetmen, iyi bir gün, iyi bir saat
hepsinin arka arkaya gelmesi. Yoksa yani ince ince hesaplanmasa bile yola çıkıldıktan sonra değil mi bu aile ortamı, tabii sizlerin ki bir arada olmaktan hoşnut olmanız, memnun olmanız. Çünkü bu kadar yoğun bir iş başladığı zaman da herhalde nasıl mesela mesai daha sonrasında biz Türk dizilerinin mesailerini çok konuşur bizim olduk. Öyle değil. Benim İnsani, iki oluyor. Tamer'in bazen bir oluyor, bazen iki oluyor. Ama totalde 3 günde bitiriyorduk tabii, biz. Tabii. Çünkü sitcom olduğu için durum komedisi stüdyoda çekiliyor. Yani bizim dış çekime gitme gibi bir durumumuz olmadığı tabii için yolda vakit kaybetmiyoruz. İşte yağmur yağdı, ses çıktı gibi dertlerimiz olmuyor. Çünkü dramalarda en çok vakit kaybettiren şey yol, lojistik. Bizim en büyük avantajımız stüdyoda çektiğimiz için ve lafa dayalı olduğu için biz ezberimizi yapıp hemen stüdyoya girip çok hızlı bir şekilde çekim yapabiliyoruz. Muazzam bir ortam diye düşünüyorum dizi ortamı. Son derece keyifli. Karşılığını da çok hızlı aldığınız bir şey. Aynı anda milyonlarcasına ulaştığınız için çok hani çok seviliyorsunuz değil mi? Hani birazcık sizinle dışarıda oturduğum zaman şaşırmıyoruz tabii. Tamer Karadağlı ile yan yana oturmak. Sizinle de keza aynı şekilde. Yani böyle akın akın geliyor insanlar. Hani buna siz, çevreniz, herkes alışkın olması gerekiyor. Şey çok bunun geliyor karşılığı benim başıma. Ay bir ahbabım mıydınız, komşum mu olduk sizle biz falan diye karıştıran çok oluyor. Çünkü evin o kadar içindeydik ki evet, çok bir ahbabı, bir arkadaşının kızı falan zanneden ve yanıma öyle gelen çok insan oldu. Çok doğru. Bir de tabii sizin kadar iyi tiyatrocular bir oyunu, bir karakteri yüklendiği, sırtlandığı zaman gerçekten de izleyici birebir hani kendi evine de alıyor. Tamamen o karakterle de özdeşleştiriyor. Mesela benim kızım Sare, bir kez daha anmak isterim. Dedi ki lütfen dedi işte Zeyno Hanım'a sorar mısın anneciğim dedi. Yani o dedi dominant hanım karakterini o kadar güzel canlandırıyor. Öyle şey yapma canım, dominant hanım değil, dominant teyze. Dominant teyze. Dedi yani kız, evet, böyle bir kibarlıktan bana dominant hanım falan. Dominant teyze yani. Teyze. Dedim şimdi teyze diye bir anda çıkmasın ya. Bana da teyze dedikleri ama zaman. Ama ben 20 yıl önce de dominant teyzeydim. Siz evet gerçekten. Evet. Hani o kadar iyi sırtlanıp götürüyorsunuz ki rollerinizi gerçekten çok izleyen de bir noktadan sonra sizleri karakterinizle özdeşleştiriyor. O kadar severek oynadım ki ben o rolü. Evet. O kadar severek oynadım ki. Evet. Var mı sizde o rolün yani şeyi karşılığı karakterinizde? Bütün rollerin parçaları içimizde var da rollerle birlikte çıkıyorlar ama normal hayatta öyle değiliz. Öyle tabii, değil. Ha, şimdi bu gelsin, bu yanıt parçalar gelsin Zeyno Güneş'ten. Parçalar var içimizde tabii ki. Şimdi aynı soru Tamer. Bilemiyorum burada. Evet, rivayet muhtelif. Zeyno Hanım ben öyle değilim aslında diyor ama Tamer Yok, Bey. Yok, var baskın taraflarım ama tabii ki o bir karakter. Gönül, ben Zeyno. Yine de bir şeyler var demek ki bu kadar güzel üstlendiğinize göre o dominant tarafınızı. Ama tabii Volkan Severcan burada yok. Tabii ona sormak lazım. Soramıyoruz şu an maalesef. Orası eksik kaldı ama taş fırın erkek burada. Tamer Karadağlı. Galiba var bir gerçek hayatta. O felaket baskın yani bir tiptir ama. Ahu bu da sorulur mu diyecek izleyici şimdi yani. Tabii ki öyle diyecek. Hemen herkes sizin taş fırın olduğunuz konusunda zannediyorum hemfikir Tamer Karadağlı. Bilmiyorum ki onu da benim hani arkadaşlarıma sormak lazım. Zeyno Hanım. Öyle değilimdir aslında. Yani şeyimdir. Ekibimi severim, sahiplenirim ama baskıcı bir şeyim yoktur. Baskıcı bir şey yoktur Tamer'in. İçinde olan şeyler vardır ama, evet, şey rahatsız edici boyutta değil. Şey midir değil mesela, bir dönüşme yaratır mı tabii? Hani belli bir yaşta insan oyunculuğa başladığı zaman büründüğü karakterin ruhuna filan bürünür mü acaba diye insan. Hani biraz şizofrenik diye düşünmeden edemiyoruz. Böyle dışarıdan bakıyoruz sizin hayatınıza, mesleğinize. Değil. Yok, değil. Yani girip çıkıyoruz diyorsunuz değil mi böyle her seferinde? Evet, evet, tabii yani canım. Şöyle düşünmek öbür lazım. Yıllarca tiyatroda oynayan insanlar da mesela eğer bir katili oynuyorsanız o şeyin içinde olmanız mümkün değil ki. Yani o rol bittiği anda, kamera stop dediği anda o elbiseyi çıkarıp asıyorsunuz. Hı hı. Ama yine de kendi içinizde bir bakıyor musunuz, o karaktere dair bir karşılık var mı filan diye. Hani bir daha bir derinlere dalıp da oradan bir kendi içinizden yeni bir şeyler yakalama gibi bir derdiniz, bir empati. Bayağı kendimi ilk başta. İlk başta oluyor bu. Evet. Bunu bulduktan sonra tekrar bunun üzerinde düşünmüyorsunuz. Onun üzerine, o dalganın üzerine bir oturup. Bu otomatikman zaten. O motor dendiği anda eğer dominant teyzeyi oynuyorsa Zeyno, ya da ben taş fırın erkeğini oynuyorsam zaten tepkileri otomatikman o senaryo içinde veriyoruz. Ama onun dışında
Yok. Değil. Peki. Profesyonelliğe biraz, uymuyor zaten. Uymuyor değil mi zaten yani. Mutlaka tabii ki. Biraz tiyatro tarafına dönelim hızlıca. Çünkü uzun bir süre ayrı kaldığınız tiyatroya bu oyunla dönmüşsünüz benim anladığım evet, kadarıyla evet. Zeyno Hanım. Aşağı yukarı 10 yıl tabii, gibi. Benim bir, de 10 yıl. Çok ciddi yıl bir mola gibi. Değil mi mesela sizin meslekte değil mi? Yani bir de o aradaki farkı da sormayı arzu neden ederim. Neden olduğunu söyleyeyim size. Lütfen, çocuklar tabii. Duymasını yaparken tiyatroyu aynı anda yapmak zordu. Neden? Çünkü tiyatro turne işi. Ben o sırada Süheyl Behzat Uygur'la çalışıyordum. Çok yıllar çalıştım onlarla. Buradan da onlara sevgiler. Çok tatlı bir ailedir. Turneye çıkacaklar. Benim çekimim var. Yani onları alıkoymak da istemiyorsun. Böylelikle o oldu, bu oldu, o sene öbürü oldu filan. Böyle bir kopma, büyük bir kopma gerçekleşti. Uzun bir süre. 10 sene değil mi? Hiç az buz bir süreydi. Evet. Nasıl oldu dönüş? Muhteşem mi oldu? Nasıl? İlk temsil nasıldı mesela? Şu anda mesela? Sadece tiyatro yapıyorum ben. Sadece tiyatro yapıyorum. Sizde nasıl durum Tamer Karadağlı? Aslında hiç niyetim yoktu. Beni Volkan ikna etti. Ne zamandır hadi birlikte bir oyun yapalım, birlikte oyun yapalım diyordu. Ben hayır diyordum hep. Sonra bir ara ya bakalım olabilir belki derken kendimi sahnede buldum. Bir anda bir de tabii işin güzel tarafı sevdiğim ve güvendiğim sahnede sette güvendiğim arkadaşlarımla beraberim. Yani önemli bir şeydir değil mi oyuncu çok, açısından? Tabii ki. Sahnede daha da daha önemli. Daha da kıymetli. Çünkü tabii. Yani orada sette keserse kestik bir daha alıyoruz dersin. Tabii. Burada sırtını dayayabileceğin bir aksilik olduğu zaman seni kurtarabilecek seni iyi tanıyan tabii. Oyuncular, arkadaşlarının olması çok eşsiz büyük bir şey. Yani karşılığı olmayan bir şey. Evet. Şey. Aksi kesinlikle. De olabiliyor ya bazen evet. Böyle hani bir şey unutuyorsun ediyorsun karşındaki böyle biliyor olsa da mutlu görür ya böyle. Ay yanlış yaptın diye de yani. Bekliyordum gibi. Bu da enteresan bir şey gerçekten de nabız gibi atmanız lazım sizin biz aslında. Biz birbirimizin gözünden üzerinde. Anlıyoruz. Evet. Yani birimiz bir şeyi atlıyorsa ya da yanlış söylemişse böyle birbirimizin gözünden anlayıp tamam bir yerden yakalayıp, devam ediyoruz. Tabii. Ne güzel. Sayın Bakan kendi notlarında sizin notlarınıza ilişkinde bakmak isterseniz hepsi burada efendim. Gerek yok, gerek yok. Şimdi asıl dinlerimiz. Asıl dinlerimiz mi? Evet. Bu zaten asıl dinlerimiz değil mi? Senden benim için bir şey yapmalısın. Elimden gelen bir şeyse derler. Buyur efendim. Gelir. Senden benim için bu otelde bir oda tutmam. Hemen efendim. Niye odanızı değiştiriyorsunuz? Memnun değil misiniz? Hayır, odamı değiştirmiyorum. Başka bir oda istiyorum. 2,5'tan 5'e kadar. 2,5'tan 5'e kadar başka bir oda. Kadınsa da ilgili efendim. Sevgilim mi? Harika demiş. Sevgilim de sevgili. Sen daha çok bana bütün otelde bir sorun. Pozisyonunuzu düşünün. Hangi numaralı odada kalıyor söyler misiniz acaba? 650. 650 mi? 648'in yanındaki 650. Yok canım bir şey yok. Bir şey yok. İnsanın yan odasında bir doktorun olması çok rahatlatıcı. Teşekkürler. Biraz tabii ben tiyatroyla konuşmak istiyorum. Tiyatroya dair tabii ki bu oyuna dair biraz bilgi vereceğiz şüphesiz ama hep böyle şu konuşuluyordu ya böyle işte sinemada mesela işte geleneksel sinema bitti bitiyor. İşte Netflix gibi bir platform çıktı. Geleneksel sinemanın yerini aldı alacak deniliyor ama şimdi baktığımız zaman mesela sinema salonlarına inanılmaz böyle tıklım tıklım iyi bir prodüksiyon olduğu zaman insanlar milyonlarca sinemaya gitmeye devam ediyor. Çok iyi hatırlıyorum bir dönem tiyatro içinde bitti bitiyor tiyatro gibi. Gerçekten çıkar o laf. Yani hiç yani. Karşılığı da yok benim anladığım yok, kadarıyla tabii. Değil mi? Yani bir pandemi arası verdiniz. Verdik hepimiz İki hayata. İki yıl hayatımızdan böyle makasla kesmişler değil gibi mi? Gitti. Yani şaka gibi. Şu an bile evet. Düşündüğümüz zaman gerçekten inanamıyoruz yaşadığımız şeyleri evet. Ama bir pandeminin de bir kaldıraç etkisi malum. Hep bir dijitalleşme, daha teknolojik bir toplum olma yolunda bir sürü enstrümanlar varmış. Elimizin altında da bilmiyormuşuz evet, falan evet. İster istemez. Şimdi işte süpermarkete daha az gidiyoruz doğruya doğru falan ama... Galiba ne olursa olsun insan olduğumuz sürece, insan fıtratı devam ettiği sürece burada bir hacklenmemiz olmazsa bu sahne sanatları da devam edecek galiba değil mi? Çünkü hani ne düşünüyorsunuz? Bir şey. Değil mi? Bir de şu pandemi öncesi sonrası aynı oyun temsiliyle. Hani ne kadar ilgi var arada? Aynı. İlgi devam ediyor mu izleyenler? Evet evet bir şey değişmedi. Bir tek maskeliler. Hatta çok daha özlemişler galiba evet, değil mi? Evet. Çok oturduk iki yıl, evde. İki yıl boyunca tabii evde olmanın getirdiği bir sıkıntı da var. Yani çok insanlar sosyalize olmak istiyor. Tabii. Çünkü insanoğlu öyle sosyal bir varlık. Dolayısıyla çıkmak istiyor artık. İşte sadece televizyonda değil canlı
Kanlı görmek istiyor. Tiyatro çok interaktif bir şey. Yani şurada 2 metre ötenizde oturup sizi seyrediyor. Evet. Onu özledi insanlar. Tabii. Canlı olarak bir oyun izlemenin zevki bambaşka. Değil mi? Sizin açınızdan da burada oynamanın zevki bambaşkayken. Öyle. İzleyenlerin profiline baktığınız zaman mesela gençlerin ilgisi nasıl tiyatroya? Yani güzel. Biz gençler... Z kuşağı deyip duruyoruz ya, dilimize pelesenk olmuş bir Z kuşağımız var bizim. Onların ilgisi nasıl? Z kuşağı 2000 ve sonrası. Evet, sonrası tabii. Yani 20'li yani yaşlar. Görüyor musunuz izleyenler arasında nasıl? Gerçi şimdi Tamer Karadağlı'yı dışarıda yakalayan grup kaçtı? 15 yaşında, 14 yaşında genç kızlarımız. Tabii 15'te 18 yaş arasında. Böyle... Tiyatroya geliyorlar mı Tamer Bey? Geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar ve yani o kuşakla da bir problem olduğunu düşünmüyorum ben tiyatronun. Çünkü eğer iyi bir iş ortaya koyuyorsanız mutlaka seyircisini merak uyandırıyor. Buluyor. Hı hı. Kaç izleyiciye ulaştığına dair böyle istatistikler gelir mi oyunculara? Bugüne kadar mesela oyununuzu kaç kişi izlemiş gibi? Sizin biz işiniz onunla yok. İlgilenmeyiz. Biz kendi tiyatro sahibi düşünsün onları. Tabii. Evet. Yani neyse ki full gidiyoruz Allah'a şükür. Evet. Hani ilgi alaka çok yüksek. Bu bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Çünkü o zaman bizim şevkimiz de artıyor. Daha şüphesiz, bir severek, daha bir keyifle oynuyoruz. Hı-hı. Çünkü seyircinin elektriği bize de geçiyor hemen. Eğer seyirci belli sahnelerde reaksiyon vermeye başlarsa bu bizim hemen oyunumuza da yansıyor. Evet, evet. Kendi çok içimizde güzel evet. Köpürmeler oluyor. Aa, seyirci sevdi. Ya da işte bizim tiyatrocuların bildiği Japonlar var bu gece. Deriz. Evet. Gülmedikleri zaman veya hiçbir tepki vermedikleri zaman Japonlar gelmiş. Çünkü dilimizi bilmiyor. Yani izleyenlere de büyük bir gördüğünüz gibi sorumluluk düşüyor. Sahnede performansını yapan oyuncular açısından ciddi bir sorumluluk. Bir İngiliz oyunu. Baya baya İngiliz değil mi? Evet. Bize dair ya da empati kuracağımız herhalde bir şeyler var ki oyunda ya da insan olmaya dair. Gerçekten de çok ciddi insanların kendini tutamadıklarını ve baştan sona böyle bir kahkahalarla izlediklerini evet. Ben görüyorum. Nasıl anlatırsınız? Birazcık oyunun konusuna dair Zeyno Hanım'dan bilgi alalım. Tamer Bey'le komedi. Devam komedi. Edelim. Komedi yani durum komedisi hemen aslında. Hemen kraliçenin yanı başında bir Westminster'da geçen bir durum var değil mi ortada herhalde? Evet, bir otel, ünlü bir otel, Westminster Oteli. Ben bir bakan yardımcısını oynuyorum. Evli otelde kalıyor ve Volkan da benim yardımcımı oynuyor. Ve buradaki komik olaylar, Volkan'ın arada kalması, böyle kapılar açılıp kapanıyor. Tiyatroda çok zor olan bir tarzdır. Çünkü çok hızlı oynanması gereken bir oyun. Eğer 2 saniye fazla şey olursa, es olursa bir anda oyunun modu düşebilir. Tabii. Aynı zamanda kapılar açılıp kapanıyor. O kapılar çoğu zaman bir cue. Yani bir kapının kapanması lazım ki öbür kapı açılsın. Ya da bir cue olması lazım. Replik söylemeniz lazım ki o kapı açılsın. Hı hı. Dolayısıyla çok hızlı, çok tempolu giden çok bir tempolu. Oyun. Çok tempolu. Muazzam bir şey. 2 yıl daha yaşlı bir şekilde oynuyoruz bu oyunu. 2 yıl önce. 2 yıl, 2 yaş. Tabii. Az buz değil. Evet. Pandemi de 2 seneyi dondurmuş Tamer Karadağlı. Öyle. Dondurdu. biraz karakter... Evet, hepimiz dondurduk gerçekten. Evlerimizde oturduk. Ne yaptık canım? Bir şey mi yaptık? Hayata bile karışamadık doğru düzgün. O yüzden yaş aldığımızı kabul evet. Etmiyoruz biz de gerçekten. Karakterler nasıl? Şimdi bir herhalde karı koca değil mi? Hı hı. Biz karı koca oynuyoruz. Biz karı koca oynuyoruz. Evet. Şaşırtıcı oyunda, tabii seyirciyi tabii. Oyunda Zeyno ile ben karı kocayız. Volkan dizide Severcan'da Volkan'la olduğu için Zeyno. Şimdi gıyabından onun statüsü ve şeyine o karakteri. O da işte özel kalem müdürü. Sizin evet. Özel kalem evet. Müdürünü. Richard'ın. Acaba otel müdürü personeline benimle ilgilenmeleri gerekirse söylemiştir. Biraz önce resepsiyon size de söyledim. Bununla tam 3 defa. Tam 3 defa. Helal. Siz de burada kalıyorsunuz Bay Çatırtın. Bayram çocuklar. İzleyiciler geldikleri zaman çok keyifle vakit geçirecekler. Evet gelsinler. Çok gelsinler. Keyifli 2 saat evet. Geçirecekler. Peki. Nerelerde oynanacak? Daha oyun devam herhalde. Nedir plan? Onları soralım o zaman hızlıca. Ama Haziran'da 4-5 oyun var galiba. Program çıktıkça belli yerlerle anlaşıldıkça zaten bize haber veriliyor. Ama devam bizlerin edecek. De programına göre yapılmaya anladım. Çalışılıyor tabii. Çünkü şimdi yaz başı acaba işte bir yerlere gidecek olanlar var, işte tatile hı-hı. Çıkacak hı-hı. Olanlar var. Bizim o arayı çok dikkatli programlamamız gerekiyor.
Peki. Yolunuz açık olsun, izleyenler bol olsun diyelim o zaman. Biz teşekkür ediyoruz Zeyno Günerç'e, Tamer Karadağlı'ya. Sevgili seyirciler, bir bayram mesajıyla söyle bir dilerseniz. Birer bayram mesajı da alalım EkoTürk izleyenler açısından. Herkese mutlu, neşeli, coşkulu bayramlar diliyorum. Tamer Karadağlı. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar diliyoruz. Evet, kısa ve net. Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik. Bizi ağırladınız. Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyoruz sevgili seyirciler. Teşekkürler. Artık birinin kontrolü ele alması gerekiyor.